Nişan için hazırlıklara başlayın diyor. Komutanını da getiriyormuş. Bak bir de resimlerini yollamış. Geliyor baba, geliyor. Kolay gelsin Füreyya teyze. Sen bana ne zaman anne demeye başlayacaksın? Cuma'ya ne dersin? Mercan'dan demin geldi. Cuma'ya buradaymış. Menekşe alın kararıyor. Artık evine gitsen iyi olacak. Yoksa abi yine gelip bana seni soracak. Artık görmedim, bilmiyorum diye yalan söylemek istemiyorum. Bir günde kulaklarını tıkayamaz mısın? Çok isterim ama göl bütün sesleri dağıtıyor. Sesiniz kurtlara, kuşlara, üzüme bile gidiyor. Kolay gelsin İbrahim abi. Sağ ol üzüm. İki ekmek alabilir miyim? Dur, ben koyayım. Sağ olasın. Reya teyze yok mu? Yok. Erkenden eve git dedim. Sıcaklarda tansiyonu çıkıyor burada. Mercan dönüyormuş. Evet. Fırın yine ikimize kalacak. Eski günlerdeki gibi. Siz öyle sanın. Reya teyze erdekli yine başınıza duracak. Eski günlerdeki gibi. Hikmet'le nişanına çağırmayı sakın atlama. Konuşmuyoruz. Karısının kızısın. Ayıp. Çağır. Bak bakayım. Bak bakayım. Gözlerin niye sulu? Toz, toprak. Cumartesiye nişan demiş kıza. Gelir gelmez. Geldiğinin ertesi gün ayağının tozuyla. Düşündüğün şeye bak. El birliğiyle hallederiz. Nasıl halledeceğiz? 3 gün var. Ondan koca olmaz. Birbirlerine aşıklar abi. İleride bir hayat paylaşıp paylaşamayacaklarını anlayamayacak kadar aşıklar. Aşıklık değiller. Biri yaşadığımız yerin en güzel kızı, biri en yakışıklısı. Çocukluklarından beri birbirlerine yakıştırıldılar. Birlikte büyüdüler, birlikte oynadılar. Yani anıları o kadar çok ki geçmişte yaşadıkları kalp çarpıntılarını hala aşk sanıyorlar. Ben okuyan yazan annene benzemeyen bir adamım. Cebimde doktorluk diplomam. Hastalardan gelen 3-5 kuruş para, okuduğum kitaplar vardı. Bunlar annene yetmedi. Sıkılmaya başladı. Ona para, kolunda bilezikler, itibar veren birini aradı. Bulduğu zaman da... Yani ben de Mercan için bir gün bunları hissedebilirim. Onunla yetinmeyebilir, sıkılabilirim, öyle mi? İyi geceler kızım. Burası mı? Hani sizin değirmenler? Biraz yürüyeceğiz komutan. Şu tepeyi bir açtık mı bizim rüzgarlı bahçeyi göreceksin. Sabırsızlanıyorum. İşte burası. Geçen gün Rüzgar'a yazdığım mektup gördüm. Senin asker devletin bayağı düzelmiş. Sen nereden biliyorsun benim Elyazım'ı? İlkokulu beraber okuduk, oradan biliyorum. Zaten sonra da eline kalem aldım, bir daha hiç görmedim. Doğru söylüyor. Bir de şair olmuş. Bana öyle şeyler yazdı ki her seferinde daha çok şaşırdım. Aşk insanı yazdırıyor. Sağ ol. Benden ricaları üzerine ve hepinizin huzurunda onları nişanlıyorum. Hadi uzatın bakalım parmakları bize. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Biz bir şey söylemeyecek miyiz? Ne söyleyeceğiz? Mesela mektuplarda yazdığın gibi şeyler. Bu bizim nişanımız Mercan. Bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor.
Ben rüzgarı çok seviyorum. Şimdi oldu mu? Ona herkes herkese söylüyor. Komutan, numaralarını hiç bilmiyorduk. Basit bir şey yapıyorum canım. Daha fazlası da mı var? Bu kadarından başım döndü. Arı soktu galiba. Tamam. Arılar içine girmiş. Ben dışarıda bekliyorum. Siz bu gece her yerine sığın. Rüzgar, girebilir miyim? Nasıl olduğunu merak ediyorum. Hı hı. İyi misin? Evet. Sabaha geçer. Bunlar ne? Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Uyuyor değil mi hala Dana? Evet, günaydın. Hep aynı, hep. Daha bir kere fırını onun açtığını görmedim. İbrahim olmasa işimiz iş. Mercan'a kalsa öğlen olacak, insanlar bir ekmek yüzü göremeyecek. Kaçta açıyorsunuz? İşte bu saatlerde. Burada sabah 6 oldu mu herkes kalkar ekmek ister. Sizinki tek fırın mı? Tabii, ezelden beri. Mercan'ın dedesine fırını. Sonra babasına kaldı. O da rahmetli olunca ben devraldım. Hayır geldiği kadar Mercan da yardım ediyor işte. Sen otur çay iç, ben de şunu kaldırayım. Senin baban necik? Yazdı, şiirle uğraşırdı. Ha. Bilmezsiniz. Tek kitabı yayınlanmadan öldü, Çekmece Şahidi. Bilinen en meşhur şiiri benim, adımı o koymuş. Ozan. Dünya hayallerini gerçekleştiremeden göçen insanlarla dolu. Ama benim ahdım var. Şu Mercan'ın adam olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Ya! Kalk! Saat kaç? 6 oluyor. Ya anne askerden yeni geldim. Bırak dedi biraz uyuyayım ya. Oğlum uyuyana ekmek yok. Kalk. Tamam tamam giyinirim diyorum şimdi. Bana bak Mercan. Kalkıyor musun kalkmıyor musun? Of ya of. Bir acayip yok. Bir rahat yok bana ya. İyi sen söylenmeye devam et. Ben kayıya dek gidiyorum. Sen yüze yüze gelirsin arkadan. Askerdeyken şunu iyi bir döveydin de adam edeydin komutan. Onca vakit ancak rüzgarlama mektup yazmayı öğrenmiş. Thank you.
Günaydın. Şükür konuşabiliyorsun. Ben çıkıyorum. Nereye? Birinden öğrenmem gereken bir şey var. Hemen dönelim. Sabah sabah ya. Rüzgar. Günaydın. Aha, dili düzelmiş. Biraz dışarı gelir misin? Ne oldu? Dışarı gel Mercan. Rüzgarın başında bir rüzgarlar esiyor ama anlamadım. Neyse anlarız şimdi, birazdan dönelim. Ne oluyorsun? Sana sormak lazım. Ha? Ha değil efendim. Ne bu? Bak bakalım ne? Bu benim mektubum. Emin misin? Bir de buna bak. Bu ne? Bu senin mektubunsa buradaki de senin el yazın. Ama ben biliyorum ki bu komutanın defteri. O zaman bu mektuptaki de onun el yazısı. Bir dakika. Yavaş yavaş tane tane konuş. Hiçbir şey anlamıyorum. Bence gayet iyi anlıyorsun ama anlamak işine gelmiyor. Ya sahiden anlamıyorum. Anlatayım. Bak bakalım şu iki el yazısına. İkisi aynı. Bana yolladığın mektupları komutanına mı yazdırdın Mercan? Rüzgar, biliyorsun benim el yazım o kadar güzel değil. Yazın güzel değil diye sen söyledin, o mu yazdı? Mercan, mektup özel bir şeydir. İkimizin arasında olanları ne diye başkaları bilsin? Sen sana yazdığım mektupları yüzüme okuttuğunu söylemiyor muydun? Hepsini değil. O kadar güzel sözler yazıyordum ki sadece onları. O şiirler, o güzel sözler. Onları sen mi yazdın? Tabii ki. Birini ezbere söyle. Hangisini? Fark etmez. Birini ezbere söyle. Şu an hatırlamıyorum ya. Bir daha benimle konuşma. Rüzgar bir dur. Al. Bunu vermeyi unuttum. Rüzgar bir dur. Sıla nine. Merhaba kızım. İyi misin? Akşam nişanda açık havada üşüttüm herhalde. Belim tutuldu. Hay Allah. Yardıma geleyim mi? Var mı bir ihtiyacın? Eksik olma, yok da. Zahmet olmazsa üzüm gelebilir mi? Eve kadar şu gaydorosu bir çekiştiriversin. Tabii yolluyorum. Koş üzüm. Peki anne. Sonra bir de rüzgara bakmaya gideceğim. Merak etme beni. Tamam tamam. Bırak elindekileri de. Kadıncağız iki büklüm bekliyor. Koş. Bir doktora görünseydin keşke. Ziyan yok. Evde eskiden kalma bir merhem var. Agah sürdü müydü bir şeycim kalmaz. Akşama dikelim. Tepede beraber çay içeriz. Hadi. Hadi. Niye bana göz kırptın Sıla anne?
Annen anlamasın diye belimi bahane ettim. Ağrım ağrım yok, bir yerim falan tutulmadı. Seni merak ettim, ne oldu dün gece? Yok, bir dans ettik işte o kadar. Sonra o yine Menekşe'nin yanına gitti. Tüh, biz de Agah'la tam bu gençlerin arası oluyor demeye başlamıştık. Sıla anne çok ayıp. Derviş Menekşe'yi seviyor. Ben nasıl bekleyebilirim ki böyle bir şey? Hakkım yok buna. Menekşe'nin gözü komutana kaydı. Bunu herkesler gördü. Ben bir şey diyemem. Hayrola hanım? Ne oldu? Belini incittin gene yoksa? Mahsuzcuktan yaptım, mahsuzcuktan. Üzümü çekip konuşmak için. Üzüm? Acık daha sabredecek. Sıla nenesiyle Agah dedesi görmüş geçirmiş insanlar. Bir bildikleri vaki seni dervişe yakıştırıyorlar. Menekşe'nin de sizin de bir gün aradığınızı bulduğunuz gün gelecek. Herkes kerevetine çıkacak. Belki de babam bir defa daha haklı çıkıyor kızım. Anne babamın dedikleri hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam kızım, tamam yavrum, kızma. Mercan'ı hiçbir zaman sana yakıştıramadı diye söyledi. Anne neden söylediğini biliyorum ama lütfen bu konu hakkında konuşmayalım. Peki yavrum. Peki. Neden demin bir defa daha dedin? Efendim? Baban dedin. Bir defa daha haklı çıkıyor dedin. Daha önce ne oldu da babam haklı çıktı? Kocan kaçta işten geliyor? Yarım saate kalmaz gelir. Ben yavaş yavaş gideyim. Kalsaydın daha vakit vardı. Hem neden onunla konuşmuyorsun? Ben de babam gibi onu sana layık bulmuyorum anne. Alınma biliyorsun. Ben eve geçiyorum. Gidip bakayım mı? İstemez. Derviş. Eve mi geçiyorsun? Evet İbrahim, ne oldu? Hiç. Sordum. Boyu devrilsin. Akşam oldu hala ortada yok. Uyuyakalmıştır belki. Bu saate kadar. Yuh! Rüzgar'la buluşmuştur o yine. Dağ tepe gezip çiçek topluyordur ona. İşi unutmuştur, ne olacak? Ya sinirlenme Freyya teyze, yeni geldi askerler. Sus! Müdafaa etme onu bana. Buraya gelmedi ya, bir daha adımını atmasın. Gitsin başka yerde çalışsın. Öyle evlensin Rüzgar'la. Para kazanmak kolaydı. Ekmek aslanın ağzında be. Bizimki adam olacak da öğrenecek. Geç Füreyya geç. Nafile bel bağlıyorsun sen oğluna. Kalk hadi kalk. Kapatıyoruz dükkanı. Hı? Bak bak kalk. Komutan. Kızgın mısın bana? Niye ki? Ne bileyim.
Dün gece defterimi orada unutmasaydım olan biteni anlamayacaktım. Sen Rüzgar'ın bu kadar cin olduğunu nereden bilecektin ki? Ya bunda bu kadar kızacak, nişan atacak ne var anlamıyorum. Ben ne yazdıysam... Yani senden ne yazmanı istediysem o beni daha çok sevsin diye yaptım biliyorsun. Ben seni uyarmıştım değil mi? Bir gün her şeyi bana yazdırdığını öğrenirse kızabilir demiştim. İyi de niye? Ne demek niye? Bir de şuradan düşün. Diyelim ki sen Rüzgar'ın sana yolladığı mektupları başkasına yazdırdığını öğrendin. Neler hissederdin? Bak benim için ne kadar çabalamış. Beni mutlu etmek için başkalarından bile yardım almış derdim. Rüzgar'ın böyle bir şeyi asla yapmayacağını bildiğin için kendinden bu kadar emin konuşuyorsun. Doğru. O böyle şeyler yapmaz. Ama ne yapayım? Ben onun kadar kitap yutmadım. Güzel şeyler duymak istiyordu. Ben de senden yardım aldım. Neyse. Nasıl yardım edebilirim? Ne gibi mesela? Ne bileyim, gidip onunla konuşabilirim. Seni dinlemediğine göre gidip ona senin her şeyi onu mutlu etmek için yaptığını anlatabilirim. Yok. Sen onu bilmiyorsun. O bir şeyi kafasında bitirdi mi hiç kimseyi dinlemez. Ne bu şimdi? Her şey bitti, ayrıldık ve ben bunu kabul ediyorum mu diyorsun? Hayır tabii ki. Kendimi değiştirirsen belki beni affeder. Daha önce kavga ettiğimizde denedim, işe yaramıştı. Ya doktoru görme bahanesiyle bir bakar mısın? İyiyim, merak ediyorum. Ama bizim hakkımızda konuşma, olur mu? Tamam, giderim. Sağ ol. Ya kitabımı kapatıp kaldırmadan önce devam edeceğim. Benim ben. Nekçi. Aa, ne yapıyorsun burada sen? Dervişi bekliyorum. Benim bir rüzgara uğramam lazım. Annesinde. Babası salı istiyor. Gidip söyleyeyim. Üzüm. Bugün komutanı da Mercan'ı da hiç görmedim. Sen gördün mü? Hadi sonra görüşürüz. Bu var ya. Sana sevdalı. Nerede uyduruyorsun? Bence herkes farkında. Sana bakarken gözlerinin içi gidiyor. Ama sen nasıl anlamıyorsun? Hayret. Ona göze bakmıyorum. Onu sanmıyorum ben. Biz beraber büyüdük. Beni kardeşi gibi sever. O yalnız abimi kardeşi gibi seviyor. Sana karşı öyle değil. Hem seni kardeşi gibi görse selam verir. Seni görünce yaprak gibi titriyor. Hiçbir şey söylemeden gidiyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Üzümü mü kanıyorsun? Yok. Bazen düşünüyorum da... Belki o senin için daha doğru bir kızdır. Ya saçma saçma konuşma Menekşe. Ağzıma falan arıyorsan ben seni seviyorum biliyorsun. Hiç öyle bir niyetim yok. Ne diye böyle konuşuyorsun o zaman? Yoksa beni başından savmak mı istiyorsun? Ay şimdi de sen saçmalamaya başladın. Bilemem. Ben gelirken içini çeke çeke yüzüme bugün komutanı göremedim diyordun. Komutanı kıskanıyorum deme. Bir daha dün geceki gibi dans ederseniz kıskanacağım. Yemeğe kalsaydın. Kalamam anne. Akşam halamlar gelecek. Babama salı götürmem lazım. Peki. Ya Rüzgar neredesin? Aa, nereden buldun beni? Baban söyledi. Niye ta buralara kaçtın? Ne oldu biliyor musun? Mercan'ın bana yazdığı bütün mektupları aslında komutan yazmış. Ne? Bütün o güzel sözleri, şiirleri, her şeyi. Attım yüzüğü, nişanı bozdum. Çünkü ben o sözlerin sahibini. Merhaba doktor bey.
Oh, genç doktor. Buyur. Rahatsız etmeyeyim. Hayır, hayır, hayır. Gel otur şöyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aynı kitabı okuyoruz. Öyle mi? Evet. Ne güzel tesadüf. Rüzgarlıbaşı'da hayat nasıl gidiyor? Burada olmaktan memnun musun? Burası rüya gibi. Hayal etmediğim kadar güzel. Kal o zaman. Yerleş buraya. Buralı ol. Biz de seni sevdik. Bilmem. Seni bağlayan bir şey mi var? Askere gitmeden önce devlet hastanesinde çalışıyordum. Dönünce de kendi muayenehanemi açmak gibi bir hedefim vardı. Yerleş buraya o zaman. Aç bir muayenehane. Ben doktorlukla eskisi kadar uğraşamıyorum. Ancak eşe dosta acil durumlarda yardım ediyorum. Kal burada. Sahiden bir muayenehane yok mu bu yakınlarda? En yakını 70 kilometre ileride, şehirde. Sen galiba ne yapmak istediğini biliyorsun da nerede olmak istediğini bilmiyorsun. Burası nerede olmak istediğini bilmeyenler için ideal bir yerdir. Aklının bir köşesine koy. Çayın var, içer misin? Bekle, getiriyorum. Kesin bir şey oldu. Hastanıyorum sen. Hem arkasından süpürüp sayarsın hem de kıyamazsın ha. Analar iş işte. Hem sever hem döver. Oğlum ne bakıyorsun? Çek yürekleri. Merdivene bakacağım. Çek. Tamam tamam. Gidiyoruz. Ben de zaten bir dervişi gördüm. Aa bak Füreyya teyzeler. Anne. Füreyya teyze. Artık ona anne demem için hiçbir neden kalmadı. Büyük konuşma. Bitti diyorum üzüm. Mercan artık benim için bitti. Of Rüzgar, ben bu konuşmaları daha öncelerden hatırlıyorum. Her defasında affetmeyeceğim dersin. Giriyor musun iddiaya? Bu defa affetmeyeceğim. Girmeyeceğim. Bir kez daha kaybetmeni istemiyorum. Kusura bakma, geciktim biraz. Su bitmiş. Ha, hiç önemli değil. Ben de bu arada bahçenizi gezme fırsatı buldum. Rüzgar'ın bahçesi. Burada gördüğün her şey onun. Çiçekler, sebzeler hepsi. Çok güzel bir bahçe tasarlamış. Kızınız nerede? Kafası bozuk buluyor. Biliyorsundur. Hem onun için geldin zaten buraya. Mercan mı yolladı seni? Susuyorsun. Susmak kabul etmek demektir. Güzel. Yalan söylemiyorsun. Bir bakmak mı dedi? Aslında tartışmalarına dolaylı olarak ben neden oldum. Salı getirdim baba. Tamam, merhaba. Merhaba. Ben yukarıdayım. Tamam. Ben kardeşim almaya gidiyorum. Akşam bize yemeğe gelecekler. Katılırsan seviniriz. Bunun Rüzgar'ın hoşuna gideceğini sanmıyorum. Kal. Zaten konuşmaya gelmedin mi? Ne probleminiz varsa ben dönene kadar halledin. He, aklımdayken. Eğer onu dinlersen o da seni dinler. Sakın önceden bir şeyler anlatmaya kalkışma. Thank you.
buradayım odamda. Çile çekilirdi. Oğlum hasta mısın? Yok değilim. Ne diye yatıyorsun hala? Yeni yattım. Uyumuyordum zaten, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Oğlum, düşünmekten başka derdin yoksa niye bütün gün fırına gelmedin? O ne? Rüzgar geri verdi. Ana! Ne o, kına yakmayacak mısın? Sus! Terbiyesiz, terbiyesiz konuşma. Ben Rüzgar'ı seviyorum. Gözün ondan başkasını görmüyor da ona bozuluyorum. Ne halt ettin yine? Hiçbir şey. Mercan, o kız seni hiçbir zaman durduk yere terk etmedi. Sen bir halt etmişsindir, anlat bakayım. Rüzgar'a gönderdiğim mektupları komutana yazdırdığımı öğrendi. Nasıl yani? İşte yazım güzel değil diye sen yaz dedin. Baktım komutanın babası şairmiş. Aklında ezbere güzel sözler, şiirler var. Onları da Rüzgar'a gönderelim dedim. Rüzgar da tabii doğal olarak hepsini benim yazdığımı sandı. Her şeyi öğrenince kızdı. Kızar tabii. Müstahak sana. Yarın bir gün komutanına aşık olsun da sen o zaman gör şiirleri. Anne ne biçim konuşuyorsun ya sen? Oğlum sen burada yokken o kız elinde mektuplar. Önüne gelene Mercan bana ne güzel şeyler yazmış diye anlata anlata deli oldu. Şimdi ne oldu? Her şey yalan oldu. Eski kocan eski görümcene gidiyor yine herhalde. Pilavı getirdim. Yemeğinin yanına mı koyayım sonra mı yersin? Sonra. Bundan böyle bahçede yemek istemiyorum. İçeri kurs orayı. Olur. Düşünüyorsun? Askere gideceğin günü. İlk defa birbirimizden bu kadar ayrılacağız. Tam tamına 15 ay. Sen ne düşünüyordun? Aynı şeyi. Ben sensiz 15 ay ne yapacağım? Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Dişimizi sıkacağız. Beni unutmayacağına söz ver, olur mu? Nasıl unuturum? Nasıl unutabilirim ki? Bilmiyorum. Anneme gözden uzak olan gönülden uzak olur diyor. Korkuyorum bazen. Seni bekleyeceğim, bunu biliyorsun. Asıl sen bana söz ver. Ne olursa olsun hayatta kalacaksın. Geri geleceksin. Benim için. Her ne olursa olsun senin için hayatta kalacağım. Söz veriyorum. Gel buraya.
Ağlama, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gelin gelin. İzin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Rüzgar size emanet. Döndüğümde onu bıraktığım gibi bulmak istiyorum. Gözyaşının akmasına izin vermeyin. Üzülürse bir an bile onu yalnız bırakmayın, olur mu? Gözün arkada kalmasın. Evlat, sen hayırlısıyla git gel. Bak sana söz, dönüşte nişana yüzünü ben takacağım senin. Hadi oğlum hadi. Otobüsün kalkmasına az kaldı. Anca yola çıkarız. Öptü herkesin elini gidelim. Otobüse geçirmeye hep beraber gideceğiz. At arabası hazır. Yok ki yok, annem doğru söylüyor. Burada ayrılmamız daha doğru. Orada benim için çok daha zor olur. Güle güle. Kendine iyi bak. Bana mektup yaz. Her gün yazacağım, söz veriyorum. Günlerin nasıl geçiyor? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Her şeyi yaz. Yazım kötü diye korkma. Uzun uzun yaz. Ben okurum. Söz veriyorum. Yazacağım. Yazım kötü diye korkma. Uzun uzun yaz. Ben okurum. Sağ ol. Ben de yere düşürdüğüm çakmamı bulamıyordum. Bizim evde sigara içemezsin. Burası açık hava. Hala bizim evin sınırları içindesin. Gitmemi mi istiyorsun? Hala gitmedin. Neden geldiğimi biliyorsun. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Mercan söyle seni yollamasın. İbrahim'i, Derviş'i kimseyi yollamasın. O iş bitti. Haksızlık ediyor olabilir misin? Burada bir tek bana haksızlık edildiğini düşünüyorum. Kendini benim yerime koy komutan. Sevdiğin adamdan 12 ay boyunca mektuplar alıyorsun. Her mektubunda seni daha çok sevdiğini, daha çok özlediğini hissettiren, kalbinin şurasına dokunan mektuplar. Sanıyorsun ki bütün bunları sevdiğini aşk yazdırıyor. Sanıyorsun ki çocukluk aşkın, sevdiğin adam değişiyor. Bir gün bir öğreniyorsun,
bütün bunlar başka birinin kaleminden çıkmış. Kalbimin uzun saçlı Rüzgar'ı, hayatımın asi müziği. Nasıl yaptın merak ediyorum. Aşık olmadığın bir insana bütün bunları nasıl yazdın? Mercan sana karşı neler hissettiğini söyledi. Bana seninle ilgili her şeyi anlattı. Fotoğraflarını gösterdi. Ben de onun hissettiklerini sana süslü sözcüklerle anlattım. Babam şairdi. Benim de elim kalem tutar biraz. Affedersin. Belki de bunu hiç kabul etmeseydim. Neyse, özür yok bunun. Olan oldu. Neye aşık olduğunu şaşırıyorsun. O mektuplarda yazılanları mı? Yoksa çocukça oyunlar oynayarak, başkalarından yardım alarak seni kendine daha çok bağlamaya çalışan çocukluk aşkı. Söyle ona, fark etmez. Keşke kendi el yazısıyla, kendi sözcükleriyle yazsaydı da. Keşke kendi olsaydı. Hazır. Her şeyiniz var. Oturur beraber yersiniz. Ben tepeye gidiyorum. Yaklaştık, bir gören olacak. Beni ne zaman abine söyleyeceksin? Biraz daha geç. Ya daha neyi bekliyoruz bilmiyorum. Bir senedir beraberiz. Doğru zamanı bekliyorum derviş. Niçin doğru zaman? Abim benim arkadaşım. Hep bana karşı çıkacak değil ya. Orası belli olmaz. Tamam, ben konuşayım. Hayır, bu benden duyması gerekir. Biliyor musun, bazen beni oynadığını düşünüyorum. Uf, yine başladın. Aksini söyle, askerliğimi yaptım. İşim gücüm de var. E daha neyi bekliyoruz? Ben daha hazır değilim. Hazır değilsin. Evet. Bak, bu abinden çekinmenden başka bir gerekçe. Neden hazır değilsin? Bir gün karşına benden daha iyisi çıkar diye mi bekliyorsun? Of derviş ya. Kıvır Menekşe'nin, kıvır. Ya bana bazen öyle davranıyorsun ki... kendimi senin yanında bulabildiğin tek erkek olduğum için... senin beni sevdiğini düşünüyorum. Düşün, taşın bir karar ver artık Menekşe. Ben arkadaşımın gözümün içinde baka baka böyle gizli kapaklı işler çevirmek istemiyorum. Kadeh daha doldursana. Çok içiyorsun bu aralar. Seni aldığımda daha mı az içiyordun? Daha az içiyordun. Belki o zamanlar yüzüme çok daha fazla gülüyordum.
Belki o zamanlar daha mutluydun. Ondan olmasın. Tabii. O zamanlar işlerim çok daha güzeldi. Biliyordun ki kocan zengindi. Geriye bir tek Hikmet kaldı. Artık ben de mi yetmiyorum? Hikmet sus. Bakma o tarafa. Bakıyorum sadece abi, niye kızıyorsun? Bakma dedim. Üzerine alınan olabilir. Orkan hadi bakalım hamları çıkartalım. Hadi bakalım. Gel. Dikkat, dikkat. Geç. Yavaş oğlum. Gel bakalım. Komutan. Nereye Freya Hanım? Rüzgarlı Tepe'ye. Siz de yemeğinizi yiyin, gelin isterseniz. Mercan evde mi? Evde, seni bekliyor. Rüzgar Nuh demiştir, peygamber dememiştir. O yüzden bir şey sormayacağım. Git de teselli et bizim oğlanı. Kudururum şimdi. Sonra konuşuruz. Kimsin? Benim. Nerede kaldın komutan ya? Gittiğimde Rüzgar evde yoktu. Gelince de benimle konuşmadan dostları içeri girdi. Haklıymışsın. Çok inatçı. Hiçbir şey konuşmadan mı geldin? Ben de inatçıyımdır, bilirsin. Nasıl yani? Hala kızgın. Senden sadece sen olmanı bekliyorum. Bunu söylememi istedi. İşte tam Rüzgar'a göre bir laf. Bu lafın üzerine bir daha düşün derim. Hani kendimi değiştireceğim falan diyorsun ya, o bunu istemiyor. Bence o ne istediğini bilmiyor. Ben askere giderken bana dönünce bir erkek gibi davranmanı istiyorum dedi. Değişmeye çalışıyoruz işte. Şimdi de sen oluyor. Bu ne biçim iş anlamadım. İkisi aynı şey değil. Erkek gibi davranmak, güzel aşk mektupları yazmak değil. Bu ikisinin ayırdına varırsan sevdiğin kızın ne istediğini daha iyi anlarsın. Sen Rüzgar'ı benden daha iyi anlıyorsun galiba komutan. Baksana yazdığın mektupları tüm Rüzgarlı bahçedekilere okutmuş. Onu etkilemişsin. Ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Bir şeyler yiyelim olur mu? Acıktım. Menekşe. Abi, sen geldin mi? Ben buradayım da. Sen neredesin? Üzümlerleydim. Öyle mi? Neredeydiniz? Rüzgarlarda. Arı soktu ya, hani ona bakmaya gitmiştik. He. İyileşmiş mi?
işte. Menekşe, bana yalan söyleme. Üzümle Rüzgar'ı gölde gördüm ve sen onlarla değildin. Onlarlaydım abi. Menekşe! Her gün dervişle aynı vakitlerde ortadan kayboluyorsunuz. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Abi. Ben öcü müyüm ya? Niye benden saklıyorsunuz? Eğer bir şey var da ben bilmiyorsam, ikinizle de papazı bulacağız, haberiniz olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Rüzgar eline sağlık, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun anacığım. Daha çok şey yapmak isterdim ama bugün biraz kötü bir gün geçirdim. Dünden kalanları çıkarmak zorunda kaldım. Biz yabancı mıyız kızım? Hem neden böyle bir açıklama yapma gereğini hissediyorsun ki? Yemeği falan her şeyi açıklıyor da neler olup bittiğini henüz anlayamadık. Kahve içer misiniz? İçeriz kızım, içeriz. Burcu kızım, kahveyi sen yapar mısın? Tabii yaparım dayı. İlla öğrenmek mi istiyorsun? Parmağındaki yüzüğü niye çıkardığını bilmek hakkım sanırım. Tunay bebeğim, senin de gözünden bir şey kaçmıyor. Ben daha ne fark ettim? Şş, Lilimon. Nişanı attım. Mercan askerdeyken yolladığı bütün mektupları aslında komutanı yazmış. Ben hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım çünkü bu konuda şaşırdığım tek bir şey var. O mektupları Mercan'ın yazdığına inanması. Gel merhem ol rüzgar, yaralı kalbimi alıp sar. Sen estikçe bana bir ümit var. Bu şarkı senin için. Elin mi değdi saçlarıma? Rüzgar mı okşadı usulca? Yarı gerçek, yarı rüya. Bir sevda geçti gönlümde. Gel merhem ol rüzgar, yaralı kalbimi alıp sar. Sen estikçe bana bir ümit var, bu şarkı senin için. Gel merhem ol rüzgar, yaralı kalbimi alıp sar. Sen estikçe bana bir ümit var, bu şarkı bizim için. Askerde soluklandığım her an seni düşünüyorum. Burada bir türlü geçmek bilmeyen zaman böylece daha çabuk geçiyor. O kadar çok şey yaşadık ki beraber, her gün her şeyi baştan düşünüyorum. Hani seni gölün orada ilk defa... İlk defa öptüğüm gün falan geliyor aklıma. İlk defa kokunu o kadar yakından duyuşum. Seni bir daha içime çeke çeke koklamak için sayıyorum burada günleri. Bir de ne güzel bir adın var, Rüzgar. Burada şu an yaz, hava çok sıcak. Ve benim gibi herkesin beklediği bir rüzgar var. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Mercan nerede? Uyumuyor mu? Yok, odada değil. Vallahi ben de yeni kalktım, görmedim. Kayık burada. Demek ki fırına gitmedin. Nerede ki bu? Rüzgar. Efendim baba. Fırına sen mi gideceksin, ben mi gideyim? Ben gitmem. Mercan'la karşılaşmak istemiyorum. Mercan hiçbir zaman bu saatte fırında olmamıştır ki. Füriye Hanım'la konuşman gerekir diye düşünüyorum. Madem yüzüğü çıkardın, onunla konuşmakta yarar var. Sonra konuşurum. Önce gidip mektupları sahibine geri vereceğim. Günaydın baba. Günaydın. Rüzgar'la konuşmak için bekliyorum. Müsaade ederseniz. Rüzgar'la konuşmak istiyorsan bunu Rüzgar'a soracaksın. Öyle değil mi? Dinler misin? Nereye? Size. İyi sabahlar doktor. Benim oğlanı gördünüz mü? Bizim kapıda. Tahmin etmiştim. Ben fırına gidiyorum. İsterseniz siz de benimle birlikte gelin. Yolda dertleşiriz. Vallahi iyi olur. Ya. Ya gelmesene peşimden. Önce bize neden gittiğini söyle. Mektupları komutana geri vermek için. Rüzgar. Ne? Ya neden bana böyle davranıyorsun? Her şeyi seni çok sevdiğim için yaptım. Olmadığın biri gibi davrandın. Ama değişmemi istiyordun. Ben senden sadece olgun bir erkek olmanı istedim. Yalan söylemeni değil. Git o zaman. Orada olgun bir erkek var. Git onun sevgilisi ol. Ne diyorsun ya sen? Ne saçmalıyorsun? Çok beğenmedin mi o mektupları? Her önüne geleni okutmadın mı? İçeride işte yazan. Madem bu kadar beğendin, git onun sevgilisi ol. Al bunları, bunlar senin. Tanımadığın birinin mektuplarının bende işi yok. Yettiysen burada. Yine nereye gidiyorsun? Bütün söylediklerini içeriden duydum. İki gün içinde her ne olduysa bana olan güvenini de kaybettin. Bu meseleyi ben çözeceğim. Onunla konuşup sizi barıştıracağım. Ondan sonra da... Biraz durur musun lütfen? Beni rahat bırakın. Biriniz gidiyor, biriniz peşimde. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Her şeyin bozulmasına ben neden oldum. Kendini suçlama. Askerde iyi arkadaş olmuşsunuz. Arkadaş arkadaşı kıramaz. Biraz konuşabilir miyiz? Sakin sakin. Ne konuşacağız? Sadece birkaç dakika. Ne olacaksa olsun artık. Ben bıktım bunların derdiyle uğraşmaktan. Bu işi bitireceklerse bitirsinler. Devam edeceklerse de iki yetişkin gibi devam etsinler. Sizin de benim de içimizi kuruttular vallahi. Kusura bakmayın Füriye Hanım. Yani yanlış anlamayın ama Mercan da yetişkin bir insan gibi davrandı. Niye kusura bakayım doktor? Ben malımı biliyorum. Seni dinliyorum komutan. Gitmeye karar verdim. Ama gitmeden önce barıştığınızı görmek istiyorum. Bütün olanları benim hatam kabul et. Mercan'ı affet. Arkadaşımla karşı karşıya geliyorum. Bizim aramızda bir şeyler olacağını falan düşünmeye başladı. Kurduğu cümleleri aklım almıyor.
Buraya bunları işlemeye gelmedim ben. Ve her geçen gün sana o mektupları yazdığıma daha çok pişman. Ona geri dön. Ona geri dön ve beni bu vicdan azabından kurtar. Sana mı söyledim sözü, rüzgar mı çaldı dilimden? Yaz oldu, güz oldu iki gözüm, vazgeçmek mümkün mü?